Harika ortalık. Yemyeşil her yer. Borsalar yemyeşil. Bitcoin'ler yemyeşil. Cennette gibiyiz. Ne oluyor ya? Neden bu kadar yeşil her şey? Hani bütün bankalar batacaktı. Avrupa büyük ekonomik krize giriyordu. Amerika yerle bir olacaktı. Birisi gerçi öyle olmayacak demişti. Kim hatırlamıyorum. Ve galiba o birisinin dedikleri doğru çıkıyor. Borsalar gittikçe daha çok yeşilleniyorlar. Mesela düne bakalım. Dow Jones %1.17, S&P 500 %1.76, Nasdaq 2.48, small cap yani küçük hisse senetlerinin olduğu borsa ise %1.38 yükselmiş. Bu Nasdaq'ın en sıkı yükselişlerinden bir tanesi son zamanlarda. Nasdaq'ın şöyle büyükçe hisse senetlerine bakalım, onlarda ne olmuş? Tesla %2.04, AMD çip üreticisi %7.72, Amazon %3.99, Apple %1.87, Nvidia %5.42, Microsoft %4.05, Meta %3.63 yükselmişler. Nasdaq'ta coşku inanılmaz. Bu arada Nasdaq'taki yükseliş öyle bir güne özgü bir şey değil. Yıl başından beri iyi gidiyoruz. Nasdaq yıl başından beri %16 yükselmiş. S&P 500 %4. Dow Jones ise küçülmüş. Dow Jones'ta kimler var? Hani şu Berkshire Hathaway'in falan çok sevdiği firmalar. Coca-Cola'lar, bankalar, güvenli şirketler. Onların değeri düşüyor. Nasdaq gibi büyüme hisselerinin, teknoloji şirketlerinin olduğu yer ise coşarak, hızlanarak büyüyor. Nasıl oluyor? Dünyanın sonu gelmiyor muydu? Ama daha da iyi giden bir varlık daha var. Pek çoğumuzun çok sevdiği Bitcoin. Hadi gel onu da ekleyelim. Grafiğin tipi bozuldu bir anda ya, bakar mısınız? Şu aşağıdakileri tekrar hatırlayalım. Sarı çizgi Dow Jones, mavi çizgi S&P 500, şu bizim sevgili Nasdaq, bu da Bitcoin. Yılbaşından beri %50 yükseldi. Peki daha gidecek mi? Bu yükselişlerin sebebi ne, mantığı ne ve neden özellikle Nasdaq gibi, Bitcoin gibi riskli varlıklar bazılarına göre daha hızlı yükseliyorlar? Neden 2022'nin en çok dayak yiyen varlıkları bu kadar coşuyor? Şimdi bunlara bakacağız. Özellikle Nasdaq diğerlerine göre neden daha fazla yükseliyor? Bitcoin'in arkasındaki temel sebepler ne? Önümüzdeki günlerde bu yükselişler devam edebilir mi? Elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece modellerimize oturtmaya çalışacağız bunları. Hepsini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Önce şu temel şeyi söyleyelim. Piyasada para bollaşırsa ve faizler aşağı giderse hisse senetleri yukarı doğru gider. Faizler aşağı giderse Nasdaq borsası gibi teknoloji hisseleri daha fazla yukarı gider. Ve para bollaşırsa Bitcoin'e değeri artar. Bu hikayeyi zaten biliyoruz. Şimdi bu hikayeyle ilgili dün ne gibi haberler geldi? Bir onlara bakalım. İlk haber, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir banka kurtarma operasyonu, ama bu sefer daha yaratıcı davrandılar. Vatandaş kızmasın diye, çünkü banka kurtarıyoruz deyince vatandaş sinirleniyor. Ya o bankacı hata yapmış, benim vergimle niye onu kurtarıyorsun diyor. Bu sefer biraz daha alengirli bir yol izlediler. Ne yaptılar? Şu anda başı dertte olan First Republic Bank'a 11 tane büyük banka gidip 30 milyar dolar para yatırdılar. Bunlar Amerika'nın en büyük bankaları. J.P. Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs hepsi gittiler. Aralarına anlaştılar. İyilik olsun diye 30 milyar dolar parayı mevduat hesabı gibi buraya yatırdılar ki panik dursun. Peki bu aniden depreşen iyilik duygusunun sebebi ne? İki tane sebep var. Bir tanesi, bu tip bankalar battıkça olay büyüyor. Kendilerine yürüyebiliyor bu iş. İkincisi de, bu para kendi ceplerinden çıkmadı. Yine kimden çıktı? Amerikan vatandaşının cebinden çıktı. Çünkü Fed para basmaya başladı. Evet, bu grafikte Fed'in para sıkılaştırma programının ne alemde olduğunu görüyoruz. 2020'den itibaren çılgınca para bastılar. Sonra parayı biraz kısmaya başladılar. Diyorduk ki bu hafta baktılar ki bankalar batıyor, tekrar para basımına geçtiler. Ve bir hafta içerisinde 300 milyar dolar parayı bastılar. Ne yaptılar o parayı? Bize vermediler. Bu bankalara verdiler ki birbirlerini kurtarsınlar diye. Ve işine enteresanı, daha yolun başında olabiliriz. J.P. Morgan, Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde bankaları kurtarma adına 2 trilyon dolardan daha fazla para basabileceğini öne sürüyor. Bu inanılmaz büyük bir para. Şu anda dolaşımdaki Amerikan parasının %20'sine geliyor neredeyse. Yeni para basılacak ve piyasalara gelecek. Tabii bu borsada için çok çok iyi haber. En azından kısa vadede. Niye? Çünkü para bollaşıyor. Bir tek bu değil ki. Avrupalılar da para basıyorlar. Dünyadan faizi biraz artırdılar. 50 bas puan. Ama aslında olan neydi? İsviçre'de Credit Suisse'i kurtarmak için İsviçre Merkez Bankası 54 milyar dolar para bastı. Haberin daha da enteresan noktası bu arada, İsviçre Merkez Bankası'nda geçen sene 145 milyar dolar zarar etmiş olması. Yani dünya çok acayip bir yere gidiyor arkadaşlar. Ben eninde sonunda işlerin çökeceğine %100 inanıyorum. Ama kısa vadede hepimiz mutluyuz. Çünkü parayı adeta boca ediyorlar pazarlara. Peki madem bu kadar para bollaşıyor, neden Dow Jones yükselmiyor da sadece sadece Nasdaq yükseliyor. Burası da enteresan değil mi? Neden bütün coşku Nasdaq'a gidiyor ve Bitcoin'e? Bitcoin'e ilgili özel bir hikaye daha var. Onu videonun sonunda anlatacağım. Ama neden Nasdaq Dow Jones'tan daha fazla yükseliyor? Bu konuda küçük bir teknik bilgi vermemde fayda var. Nasdaq borsasında işlem gören şirketler büyüme şirketleri. Mesela bugünlerde 1 milyon araç satan Tesla'nın 2030'da 20 milyon araç satacağına inanıyoruz. Yani inanıp inanmamak size kalmış ama hesaplama buna göre yapılıyor. Bu yüzden bu şirketlerin değerini oluşturan nakit akışların çok büyük bölümü uzak gelecekteler. Bir şirketin değerini temelde nakit akışı beklentileri yaratır ve baktığımızda Tesla'nın nakit akışı beklentileri uzakta. Oysa Coca-Cola gibi olgun bir şirkete baktığınız zaman o pek büyümüyor. Nakit akışlarının büyük bölümü bugün neyse gelecekte de o olacak. Oysa Tesla diyelim ki bu yıl 1 milyar fazla nakit üretebiliyor. 10 yıl sonra 10 milyar dolar belki fazladan nakit üretiyor olacak. Tamam ama 10 yıl sonra üreteceğin 10 milyar doların bugünkü değeri 10 milyar dolar etmez. Neden? Çünkü paranın zaman değeri var. Yani yatırımcı ne düşünecektir? Gidip Tesla'ya para yatıracağıma faize para yatırırım. Yine aynısını kazanırım. Neden böyle bir riske gireyim? Bu durumda faizler yüksek olduğu zaman yatırımcılar faize para yatırmayı veya Coca-Cola gibi yakın vadeli nakit akışı yaratacak şirketlerde hisse senedi almayı tercih ediyorlar. Bunun matematiğini biraz anlatmak istiyorum. Bu için bir web sitesine ayarlanacağız. Adı Calculator Soup yani hesaplama çorbası. Burada Present Value Calculator diye hoş bir hesaplama aracı var. Yani bugünkü değer hesaplaması. İleride bir gün cebinize girecek bir paranın belli faiz oranlarına göre bugünkü değeri ne olurdu? Bunu hesapladığımız bir tablo. Mesela diyelim ki 10 yıl sonra Tesla'nın 1000 dolar serbest nakit akışı yaratacağını düşünüyorsunuz. Eğer faizler %5 civarındaysa ki bugünkü faizler Amerika'da aşağı yukarı bu seviyelerde bu paranın bugünkü değeri 613 dolar ediyor. Buna karşın eğer faiz %1 seviyesindeyse bu paranın bugünkü değeri 905 dolar ediyor. Hesaplama bu kadar basit. Eğer bir şirketin esas büyük beklenen nakit akışları ilerideki bir tarihteyse faizlerin düşük olmasında fayda var. Çünkü değerine olumlu yansıyor. Faizler yükselince onun değeri azalıyor. Faiz iniş ve çıkışları Nasdaq borsası hisse senedi üzerine başka etkileri de var ama hepsini burada anlatamam. Nerede anlatabilirim? Nasdaq yatırımcısı olmak isimli eğitimimde anlatabilirim. Bu eğitimin yakın zamanda 8. tekrarını yapıyoruz. Nasdaq yatırımcısı olmanın bütün detaylarına giriyoruz. Özellikle bu tip büyüme hisselerine nasıl yatırım yapılır, nasıl planlama yapmak lazım, portföyümüze nasıl bir yer vermek gerekiyor, nerelerden araştırma yapılabilir bu konularda hepsini o eğitimde anlatıyorum. 8. tekrar olduğuna göre fena bir eğitim olmasa gerek. Linki yukarıda ve aşağıda mutlaka beklerim. Madem faizler düşünce Nasdaq coşuyor, o halde faizler düşecek mi düşmeyecek mi ona bakmak lazım. En azından yükselişin duracağına dair çok fazla emare var. Gelecek hafta Amerika Merkez Bankası'nın 25 bas puan üste çıkması çok zor gözüküyor. Sıfır bekleyenler de var ama o ihtimal azıcık azaldı galiba bu Avrupa Merkez Bankası 50 bas puan artırınca. Ama 25'in üste çıkmayacağı ve büyük ihtimalle de biraz daha güvercin bir tonda bir açıklamanın yapılacağını tahmin ediyoruz. Eğer bu tahminler gerçekleşirse hem para bolluğu hem de faizlerin düşme eğilimi gösterdikleri borsalar buna inanırlarsa Nasdaq daha da yukarı gider. Tabii bunun böyle olup olmayacağını bilemeyiz. Powell efendi neler düşünüyor onları bana söylemiyor. Kötü bir sürprize de uyanabiliriz. O zaman Nasdaq tepe takla aşağı doğru gider. Ama ilişkiyi biraz anlamanızı istedim. Umarım yararlı olmuştur. Tamam hepsi iyi de bu Bitcoin'e ne oluyor efendim? Bitcoin neden coştu? Bitcoin'in coşmasının arkasına elbette likiditenin çok etkisi var. Para bolluğu Bitcoin'e gelip yarıyor. Amerika'da bankalardan kaçan bazı insanların Bitcoin'e para yatırdığını tahmin ediyoruz. Ama Bitcoin'in dünkü coşmasının arkasında Binance yani bizim CZ beyefendi vardı. Binance'ın stable coin olarak tuttuğu 1 milyar doları Bitcoin'e, BNB'ye ve Ethereum'a aktaracağı haberleri piyasaya düştü. Bu Binance'ın aslında endüstri yeniden yapılandırma fonu ismini verdiği bir güvenlik fonundaydı öyle söyleyelim. FTX vesaire batışları varken bu parayı oraya ayırmıştı. Şimdi onu Bitcoin'e, BNB'ye ve Ethereum'a çeviriyor. Bu haber piyasaları tabii coşturdu. 1 milyar dolar zaten iyi para. Borsalarda özellikle kriptoda likidite az. Böyle 1 milyar dolar giriş iyi. İkincisi CZ gibi borsaları okuyabilen bir insanın böyle bir eyleme geçiyor olması borsalardaki sorunların azaldığını ve kriptonun yukarıya doğru gidebileceğine dair bir mesaj olarak algılandı. Ne kadar doğru mesaj, CZ bu iş ne kadar doğru görüyor onu tabii ben de bilemem. İnanılmaz hareketli bir hafta hakikaten. Olaylar bitmiyor. Bakalım bu cuma neler olacak onları da göreceğiz. Olaylar geliştikçe de size aktarımlarda bulunacağım. Unutmayın asla bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece olanları aktarıp modelleri kafanıza oturtmak istiyorum. Faizler düşmeye devam ederse ne olur? Yükselirse ne olur? Para bollaşırsa ne olur? Çok şükür son zamanlardaki tahminlerim de doğru çıktı ama hep doğru çıkacak diye de bir şey yok. Her zaman alçak gönüllü olmamız gerekiyor. Borsalarda hep bizi şaşırtacak bir şeyler var yoksa para kazanmak çok kolay olurdu ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bazıları soruyor, hocam şu arkadaki saati niye kapatmıyorsun diye. O saati açık tutmamın sebebi verdiğim emeği görmeniz. Aslında emek orada gördüğünüz zamanla da kısıtlı değil. Bunun bir ön hazırlığı var. Maalesef Amerikan borsaları Türkiye saatiyle çok geç kapanıyorlar. Ben gece geç vakit o borsaları değerlendiriyorum. Yorumları izliyorum, raporları okuyorum. Sabah kalkıyorum, herkes uyanmadan önce içeriğimi yazıyorum, hazırlıyorum. Görsellerimi bir araya getiriyorum, toparlıyorum. Sonra da kayda başlıyorum. Bu kayıt bitince de iş bitmiyor. Bunun bir de post editi var. O post editi de şu anda kendim yapıyorum. Görseli oluşturuyorum, kapağı oluşturuyorum, tanıtım yazıları oluşturuyorum. Yani bu ciddi emek gerektiren bir iş. Bu ciddi emeğin karşılığında sizlerden bir ricam var. Gelip üye olun kulübe. Çünkü üye olduğunuz zaman hem ben size daha fazla şey katıyorum. Hisse senedi değerlendirmeleri, daha detay borsa değerlendirmeleri, canlı etkinlikler. Hem de siz de benim kanalıma bir miktar destekle bulmuş oluyorsunuz. Ve eğer bu içerikler hoşunuza gidiyorsa ve devam etmesini istiyorsanız, benim artık bir full time YouTuber olmamı istiyorsanız bu konudaki her türlü desteğinize hazırım. Aşağıda bir de bağış butonu da var. O da makbule geçer. Evet, bugün de tamamladık. Bakalım cuma günü borsalar nasıl gelişecekler? Yeni gelişmeler olursa, ani bir şey olursa canlı yayın açabilirim. Onun dışında bugün biraz başka işlemle ilgilenmeyi düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Lütfen şu üyeler arasında artık siz de katılın. Görüşmek üzere.